Şimdi şöyle, aslında bu azman minibüs diye tabir ettiğimiz olay geçen sene başladı. 2022'de başladı hatta. İETT bir şekilde bir buradaki görmüşsünüzdür gelirken Adabüs diye, Adabüs değil daha küçük boyutlu minibüslerin buraya geldiğini, bak konuşamıyorum işte ben böyle oluyor. Yok, sorun yok. 2022'de başladı hemen hemen. İETT bu bugün gördüğünüz o devasa minibüsleri getirip yokuş testi yapıyoruz diye açıklama da yaptı hatta. Yani buraya getirmek niyetinde olmadıklarını, ne bileyim Karsan için ya da Aselsan için bir deneme yaptıklarını falan söylediler. Hatta bu konuda kendi açıklamaları da var, o kayıtlı açıklamaları falan da var. Neyse aradan zaman geçti. İşte yine getirdiler. Pek çok söylenti duyuldu. İşte buraya getiriyorlar. Hayır getirmiyoruz. Öyle bir şey yok. Sonra gelip deneme değil tabii ki. Kullanmaya başladılar. Hemen bunlar duyulur duyulmaz zaten. Biz işte adaları, adayı sevenler, adada yaşayanlar bunun buraya uygun olmadığını, hiçbir şekilde uygun olmadığını, ne kültürel olarak ne de fiziksel olarak da uygun olmadığını. Çünkü ada yolları şunun bir iki geniş olan haricinde de dardır aslında, bayağı dardır. Yani bu minibüslerden bir tanesi o yollardan geçmeye kalktığı vakit aslında bakarsanız kaldırımı olmayan yerde ne yayalar yürüyebilir ne de bisikletler yürüyebilir ki bisiklet malum birinci buluşum aslında adalarda. İşte itiraz edildi, işte birkaç eylem yapıldı. Durdurmaya çalıştık. Bir ölçüde durdurduk. Sonra İETT Genel Müdürü ile ve yeni seçilmiş Ercan Başkanımızla bir toplantı yapıldı. Yani açık bir toplantı yapıldı. Toplantıda bunun ihale sürecini anlattı İrfan Demet ve kendisi de kabul etti hatta bunu. Hatalı bir iş yaptıklarını, bu minibüslerin adaya uygun olmadığını ki onların da kayıtları var. Ve burada sefere çıkarmayacaklarının sözünü verdi. Ki bunun yalan olduğunu da işte bu bir hafta önce anlamış bulunuyoruz. Hemen bayram evvelinde getirdiler. Yoğunluğu işte malum bayramlarda 60-70 bine kadar çıkıyor her gün. Üstelik ücretsiz vapurlar dolayısıyla daha da artıyor sayı. Biz de bunu duyunca yine itirazlar ettik. İşte bir takım eylemler yapıldı. Fakat bir sabah aslında başlatan, yani işaret fişeği olan tam bizim evin önünde bir hanımefendinin sokaktan sesini duyduk. Hayır seni buradan geçirtmem, imkanı yok, geçemezsin diyen bir hanımefendi. Tatlı da bir hanımdır. Biz de onu duyduk. Hemen aşağı indik destek olalım diye. Sonra birkaç kişi daha geldi. İşte malum işte komşu gruplarımız vesaire var. Orada yazışmalar oldu. Çağrıldı. Bir anda bir 10-15 kişi falan olduk. Geçemedik minibüsü. Yani o zaman o ana kadar bir sorun yoktu. Onlar da geçmiyorlardı. Yan tarafından işte insanlar gelip geçiyor, destek verenler oluyor vesaire. Ada polisi de adalıdır aslında bir büyük bir kısmı. O yüzden onlar da çok bir şey yaptıkları falan yok. Sadece işte arkadaşlar seyahat hakkını engellemeyelim şöyle bir. Ama böyle değil, bunlar tescilli de olsa uygun değil. Ayrıca bir söz verilmiş diye anlattığınızda peki tamam deyip duruyorlardı. Sonra artık nereden bir talimat geldiyse ki nereden talimat geldiğini daha sonradan gözaltında öğrenildi. Çevik kuvvet geldi. Uyarılar yapıldı. Dağılma uyarıları yapıldı. Dağılmadı. Sonra da o çirkin görüntülerle orada ev terlikleriyle oturan insanları gözaltına aldılar. Bir tanesi benim eşim. 5-6 saat gözaltından sonra serbest bıraktılar. Fakat orada öğrendikleri şey de şu, bir şikayetçi olan İBB. Yani ne önündeki kediyi görüyor, ne önündeki çocuğu görüyor, ne önündeki kirpiyi görüyor. Yani manevra yapmaya kalkıştığında manevra yapabileceği herhalde Büyükada'da şurasında birkaç yer haricinde manevra yapamaz. Bir sokakta sıkışık kalıp, hiç uygun değil, hiçbir yararı da yok. Yani bu ulaşım açısından da bir yararı yok aslında bakarsınız. Çünkü kapasiteleri de aynı, yolcu kapasiteleri de şu anda hali hazırda kullanılmakta olan elektrikli minibüslerle aynı. İkisi de 13 kişi alıyor. Fark olarak şu var, bu yeni getirdikleri azman minibüsler ayakta yolcu alabiliyor. Normal bildiğiniz herhangi bir içindeki minibüs gibi.
Şimdi burası aslında çok özel, çok güzel, özgün bir coğrafya. Türkiye'nin de tek yaya bölgesi. Yani İstanbul'un da yağmalanmamış, kalmış tek nadide yerlerinden birisi. Hem yaya bölgesi hem inanılmaz bir kültürel mirasa sahip, inanılmaz bir mimari zenginlik de var burada. Burası bir adeta açık hava müzesi mahiyetinde bir yer. Ve burası bütün İstanbulluların, hatta bu önüm geçtiğimiz 6 gün içerisinde çokça da rastladık. Türkiye'nin pek çok yerinden turistle konuşma fırsatı da bulduk. Kars'tan gelen de vardı, Edirne'den, Tekirdağ'dan gelen de vardı. Bu coğrafyanın keyfini çıkartmaya gelen insanlar vardı. Biz burayı korumaya çalışıyoruz. Burası böyle kalsın, burası da İstanbul'un geri kalanına benzemesin diye çaba gösteren insanlarız. O yüzden buradayız. Şu an adada. Evet, bunlar gelsin diyen belki hani 10 kişiyi bulabilirsiniz ancak. Hiç kimse istemiyor ama herkeste de çok büyük bir korku var. Karşı çıkmak istemiyorlar, görünür olmak istemiyorlar bir şekilde ve bunu da maalesef İBB kullanıyor. Bizi bir şekilde marjinalize etmeye çalışıyor. Bir grup küçük insan bunu yapıyor, noktasına getirmeye çalışıyor mevzuyu. Ama biz bir hafta içerisinde 4000'den fazla imza topladık adalılardan, bunu istemediğimize dair. Ve biz şu an vaktimiz olmadığı için bunlarla boğuşmaktan devam edemiyoruz şu an. Yoksa biz 17 bin nüfuslu burası. Biz 10 bin, 15 bin imza da toplarız yani. Ve bu, dün onu konuştuk. O zaman toplayalım dedik. Yani biz 5 bin küsur oyla belediye başkanımızı seçtik. 4500 imzayla bunu durduramıyoruz yani. Bu, evet, istemediğimizi açık ve net bir şekilde belirttik. Ve bu insanlar da geldiler, verdiğimiz tepki üzerine bütün İBB yetkilileri buraya geldi. Burada bir halk toplantısı yaptık biz. Ve çok net bir şekilde tepkimizi belli ettik ve dediler ki bize söz verdiler ya, tamam yapmıyoruz arkadaşlar, otobüsleri kullanmayacağız, bu minibüsleri. Ve halkla uzlaşana kadar, hep birlikte bir karar alana kadar bir şey yapılmayacak. Sizin onayınız olmadan bir şey yapılmayacak diye bize söz verdikleri halde dalga geçer gibi bir hafta içinde bunları buraya soktular. Yetmezmiş gibi tekrar direndik. Sürekli İBB bir inat halinde, İmamoğlu el yükseltiyor. Dün gece itibariyle de yeni bir 10 tane sanırım daha tekrar gece çıkartmasıyla adaya bunları soktu. Yani neyin derdinde olduklarını gerçekten anlayabilmiş değiliz yani, bu neyin inadı. Ve şöyle bir şey de yapıyor, lütfen bütün İstanbul halkına buradan sesleniyoruz. Burada meseleyi bir sınıfsal noktaya çekmeye çalışıyor. Sanki burada biz zengin adalılar yaşıyor burada. Sadece böyle bir şey de yok arkadaşlar. Biz zengin değiliz. Tabii ki burada yaşayan zengin adalılar var ama onların olaylarla zaten hiçbir alakası yok. Onlar köşklerine, villalarına gelirler kendi botlarıyla, sonra giderler. Biz burada diğer, şu an bu mücadelenin içinde olan insanlar, normal, zar zor geçinen yurdum insanı. Ve şu an İstanbul halkına şunu söylüyor İmamoğlu. Biz buraya durumu, maddi durumu iyi olmayanlar için bir kamu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Ama adalılar bunu istemiyor, buna engel olmaya çalışıyor noktasına getirip bizi karşı karşıya getiriyor. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Burası insanların huzur için kaçtığı yer. Burada minibüsün ne işi var? Yani buraya gelen turistler de gördükleri an inanamıyorlar. Ya bunun burada ne işi var? Sığmıyorlar, yan yana geçemiyorlar. O geçtiği an burada yürüyecek, yayanın geçeceği yer kalmıyor, bisikletin geçeceği yer kalmıyor. Bu akıl alır gibi değil. Küçücük bizim yollarımız. En geniş caddemiz burası. Burası. En genişi burası. Şurada bütün sistem kilitleniyor zaten. Yani bu akıl alır gibi bir şey değil. Ne yapmaya çalıştıklarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Ama bunun sonu buranın imara açılmasına da varıyor. Biz zaten çok büyük bir saldırı altındayız. Bütün kıyılarımız işgal altında. Şu an ormanlarımızı Orman Genel Müdürlüğü ihalelere çıkartıp etrafını çitleyip çitleyip halkın elinden alıyor. Biz sıkıştırılmış durumdayız. Şu an gerçekten onlarca çaresiz İstanbulluyla orada karşılaştık. Gelmişler denize bir gıdım suya girmek için yer arıyorlar ve çaresizce bulamıyorlar. Hiçbir yer yok. Her yer tellerle çevrilmiş durumda. Ve şu an İBB burada kamu hizmeti diye bir manipülasyon içinde. Buyurun gelin birlikte gidelim. Şu an İBB burada Beltur özel işte özel plaj işletiyor. 550 liraya girişi özel plaj işletiyor burada. Ve çevresi tellerle, jiletli tellerle çevrilmiş durumda. Buyurun eğer halka hizmet edecekse, buyurun gelsin onları kaldırsın oradan, orayı halka açsın. 550 TL'ye burada bir özel işletmecilik yapıyor İBB. İmamoğlu burada çok tehlikeli bir iş içinde ve gerçekten bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı yani. Burada olmamızın sebebi vize yapılan zorbalığa karşı bir mücadelenin içinde olmamız.
verilen sözler tutulmadı ve buranın kültürüne, yaşantısına hiç uygun olmayan devasa büyüklükte şehir minibüsü dediğimiz ve bizlerin azman büsü olarak adlandırdığı araçlar buraya getirtildi ve ada sokaklarında sefere başlatıldı. Halbuki geçen sene bu araçları ada sokaklarında gördüğümüzde Adalar Belediyesi tarafından bunların sadece test sürüşü için burada olduğu, başka ilçelerde kullanılacağı bilgisi gelmişti. Fakat bu sene bir şekilde kandırıldığımızı görüyoruz. Çünkü minibüslerin Aya Nikola'daki garaja getirildiğini öğrendik. Adalar Belediye Başkanı da bu minibüslere kesinlikle karşı olduğunu şifayane beyan ediyordu. Hatta verdiği ilk röportajda da şayet böyle bir şey olursa minibüslerin önüne yatacak ilk Adalı'nın kendisi olacağını beyan etmişti. Fakat araçların garaja girmesi Adalar Belediyesi'nin çıkarma gemisiyle yapıldı. Bu durumdan bilgisiz habersiz olmadığı halde halkı bu konuda bilgilendirmedi, halkın yanına geçmedi ve bunun mücadelesini vermeyi halka bırakmış oldu. Bunu yani asla pes etmeyi düşünmüyoruz. Bu İBB'nin düpedüz bize bir zorbalığıdır. Bunun arkasında bambaşka bir siyasi boyut olduğu da ortada. Çünkü Adalıların hiçbiri bu araçları istemezken bu kadar inat edip bu baskıyı kurmak başka bir anlam ifade etmiyor. Biz pes etmediğimizi göstereceğiz. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz ve bu araçları neşeyle buradan göndereceğiz. Adalarda şu anda azmanbüs dediğimiz minibüs çalıştırılması ile ilgili olarak ada halkının yaptığı protestoların ana nedeni aslında burada adalarda normalde yaya yolu adalar. Adalar tarihi bir mirası var ve korunması gereken alanlar. Çok ciddi anlamda yangına açık ve her türlü yangın gibi riskler, afetler konusunda da çok kırılgan. Gelelim Azmanbus ya da adalardaki bu araç trafiğine neden karşıyız? Adaların başında da söylediğim gibi adalar yaya yolu. Ve adalarda motorlu taşıt yasak koruma kurulu kararlarına göre. Ama şurada şöyle bir kurnazlık yapıyorlar. Elektrikli araçları motorlu araç saymıyorlar. Sadece elektrikli araçlarda motorlu araç. Onlar sadece kullandıkları yakıt açısından motorlu araç sınıfından farklılaşıyorlar. Zannediliyor ki elektrikli araç kullanınca emisyon sıfır. Ama bu araçlar pille çalışıyor ve bu araçların enerji için şarj edilmeleri de bir emisyona sebep oluyor. Artı bu araçların pilleri de zannedildiği kadar zararsız değil. Bu pillerin de çok ciddi bir sıkıntısı var. Gelelim şeye, adalarda araç trafiği adaların imara açılması sonucunu getirecek endişesi taşıyoruz adalarda. Çünkü eskiden faytonla yapılan taşımacılık, yani adalarda eskiden toplu taşıma yoktu. Şimdi İBB diyor ki biz adalarda toplu taşıma yapmakla yükümlüyüz diyor. Öyle bir hizmet vermekle. Aslında öyle bir yükümlülüğü yok. Adalarda toplu taşıma olması gerekmiyor. Adalarda eskiden 300 tane fayton vardı. Bu faytonlarda her seferinde en fazla 4 kişi binerdi. O 4 kişiyle de adalarda ihtiyaç, taşıma ihtiyacı, ulaşım ihtiyacı sağlanırdı. Yani bu çok yönlü bir şey. Yani turizm yapacağız diye, turizmden para kazanacağız diye adanın doğal yapısını, doğal zenginliğini maalesef bozuyorlar. Biz bütün mücadelemiz bunun için, inşallah geri adım attırırız diyeceğim o şu anda.